Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bugün sizlerle yüksek hızlı bir taşınabilir SSD olan SanDisk Extreme 500 GB'a yakından bakacağız. Eğer izlediyseniz geçtiğimiz haftalarda YouTube'dan ayrı kaldığım dönemde aldığım elektronik cihazlar hakkında bir video yapmıştım. Ve o videomda YouTube için olan videoları ve kurguları yaptığım Samsung T7 SSD taşınabilir diskten bahsetmiştim. O videodan sonra ise SanDisk benimle iletişime geçti ve bu diski inceleyebilmem için bana gönderdi. Samsung T7 ile benzer özelliklere sahip olduğu için bu ikiliyi kıyaslamaya karar verdim. Bu diski yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum ve son 3-4 videomu da hep bu disk üzerinde çalışarak gerçekleştirdim. O yüzden sizlere daha net görüşlerimi paylaşabileceğim bir video olacak. Hatta Samsung T7 500 GB ve SanDisk Extreme Portable SSD 500 GB ikilisi arasında kaldıysanız bu video ile kararınızı verebileceğinizi düşünüyorum. O halde ilk etapta kutu içerikleriyle başlayalım, sonra özelliklere ve testlere geçelim. İlk başta SanDisk Extreme'in kutu içeriğine baktığımızda SanDisk Extreme SSD, USB Type-C kablo ve bu kabloyu USB-A'ya çeviren bir adaptör çıkıyor. Samsung T7 kutusunun içerisinde ise Samsung T7 diskin kendisi ve USB Type-C ile USB Type-A olmak üzere iki ayrı kablo çıkıyor. İçerik olarak kıyasladığımızda SanDisk ile birlikte adaptör geliyor olması daha güzel olmuş. Bu sayede yanınızda iki tane kablo taşımanıza gerek kalmıyor. Ama yine de iki cihazın kutusundan da farklı USB bağlantısı yapabileceğiniz aksesuarlar ile geliyor olması gayet iyi olmuş. Kablolar için bir yorumum, SanDisk'in kutusundan çıkan kablo bana birazcık kısa geldi. Taşınabilir olması adına belki bir avantaj ama ben laptopu bir standa kullanıyorum ve laptopun Type-C girişi arka tarafta olduğu için disk sürekli havada kalıyor. Hatta evdeki bilgisayarımın USB Type-C girişinin konumundan kaynaklı yine evde de disk havada kalıyor. Kablonun kısalığı kompakt olması adına güzel olabilir ama bu açıdan Samsung'un kablosunun uzunluğu bence daha iyi olmuş. Tasarım ve dış özellikleri olarak baktığımızda Samsung T7 alüminyum kasası ile oldukça şık duruyor. Boyut olarak bir kredi kartı büyüklüğünde ve 58 gram ağırlığında. Ön tarafında USB Type-C girişi ve küçük bir LED ışık bulunuyor. Bu kasa her ne kadar zarif ve narin dursa da 2 metreye kadar olan bir yükseklikten düşmeye karşı dayanıklılığı var. Ama dışı alüminyum olduğu için tahminimce yere düşürürseniz üzerinde bayağı ciddi çizikler oluşabilir. O yüzden bir çizik olmaması adına insan böyle psikolojik olarak birazcık daha dikkatli kullanıyor. Hatta bu diskin dışının hissiyatı da bayağı alüminyum kasa MacBook'lara falan çok benziyor. O yüzden böyle psikolojik olarak hakikaten çok böyle dikkat etme ihtiyacı duyuyorsunuz. SanDisk'e baktığımızda ise boyut olarak Samsung T7'den biraz daha uzun ama daha dar. Kalınlık olarak ise birazcık daha kalın. Ama 49 gram ağırlığı ile birazcık daha hafif. Ama asıl burada fark eden şey kasası plastik ve çerçevesiyle arka tarafı yumuşak bir plastikten olduğu için bu taraftan baktığımızda görüntü olarak biraz daha kaba dursa da sağlamlık açısından Samsung T7'ye göre daha çok güven veriyor. Ayrıca bu diskin bir artısı da IP55 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Bu da T7'ye göre büyük bir avantaj sağlıyor. Kısacası dış özelliklerine baktığımızda SanDisk tasarım olarak daha kaba dursa da dış etkenlere karşı daha dayanıklı duruyor. Şimdi bu iki diskin de özelliklerine bir göz atalım ve sonrasında da testlere geçelim. Bendeki iki disk de 500 GB'lık versiyonlar ve teknik özellikleri olarak da neredeyse birebir aynı. İki diskin de 1050 MB bölü saniye okuma ve 1000 MB bölü saniye hızında da yazma hızı var. İkisinde de USB 3.2 Gen 2 özelliği bulunuyor. SanDisk'in 1 TB ve üzeri olan V2 modellerindeki gibi USB 3.2 Gen 2x2 özelliği bu diskte yok. Ama o hızları da destekleyen çok fazla bilgisayarlar yaygın olmadığı için yani bu modelinde olmaması da çok büyük bir problem değil bence. Bu iki diskin de Type-C bağlantısı olduğu ve yüksek transfer hızlarına sahip olduğu için mobil cihazlarıyla da kullanabiliyorsunuz. Özellikle iPhone 15 Pro serisi ile ProRes videolarınızı direkt bu disklere kaydedebiliyorsunuz. Eğer kullanım amacınız bu yönde olacaksa, telefonuyla dışarıda zorlu koşullarda kayıt yapmayı planlıyorsanız SanDisk Extreme Pro'nun IP55 sertifikası daha çok işinize yarayabilir. Şimdi bu ikiliye de benchmark testi yaptığımızda Crystal Diskmark sonuçlarına göre SanDisk Extreme'in Samsung T7'ye göre daha hızlı perform ettiğini görebiliyoruz. Ama tabii ki de gerçek dünya koşullarında ne tarz bir şeyle karşılaşıyoruz, bunu bir test edelim. Bu yapacağım testleri M1 işlemcili MacBook Pro'da yapacağım. Şimdi ilk testimizde içerisinde irili ufaklı birçok dosya olan
142.66 GB'lık iPhone 15 Pro Max inceleme kurgusunun klasörünü kopyalamak olacak. En başta bu testi Samsung T7 ile yapacağım. Ve şimdi transferi başlatalım, bakalım ne kadar sürede bu işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi burada süreyi birazcık hızlandırıyorum ve burada baktığımızda bu büyük dosyayı Samsung T7'ye 7 dakika 28 saniyede aktarabildim. Bu işlemin sonunda diskin sıcaklığı da 34.1 dereceye çıktı. Şimdi aynı klasörü bir de SanDisk Extreme Portable SSD'de yapıyorum. SanDisk Extreme'de ise bu klasörü 5 dakika 34 saniyede aktarabilmiş olduk. Bu süreyle Samsung T7'den 2 dakika daha hızlı bir şekilde kopyalama işlemini gerçekleştirmiş oldu. Ancak sıcaklık olarak baktığımda 43.5 dereceye çıktığını gördüm. Sıcaklığı ile birazcık tedirgin etse de kabul edilebilir bir sıcaklıkta. O yüzden hız olarak baktığımızda SanDisk Extreme bu testin kazananı oluyor. Şimdi bir de 13 GB'lık tek bir dosyayı transfer edelim. Ne kadar fark oluyor buna bakalım. Yine en başta Samsung T7 ile deniyorum. 13 GB'lık dosyayı transfer ettiğimde 33 saniyede diske aktarabilmeyi başardık. Şimdi bir de SanDisk Extreme ile deneyelim. SanDisk Extreme'de ise aynı dosyayı 24 saniyede aktarabilmiş oldum. Bu testte de yine galip gelen SanDisk Extreme oluyor. Şimdi ise iPhone 15 Pro Max videosunun kurgu dosyaları diskteyken yine disk içerisine çıktı almayı deneyeceğiz. Tabi bu normalde pek yaptığım bir şey değil. Yani sürekli olarak disk içerisinden çalışıyorum ama genelde çıktıyı alırken direkt disk içine almıyorum. Masa üstüne alıyorum ve sonradan diske kopyalıyorum. Çünkü bu şekilde yaptığımda genelde bu işlemi daha hızlı yapabiliyorum. Ama şu an iki diski de dibine kadar zorladığımız için çıktıyı da disk içine alacağım. Bakalım hangisi daha iyi perform edecek. Böyle bir işlemi ilk defa yapıyorum. O yüzden ben de merak ediyorum nasıl bir sonuç alacağız. Çıktısını alacağım video birazcık yoğun ve büyük bir video. 20 dakika üzerinde bir kurgu ve bu çıktıyı 4K 50 bitrate olarak dışarı aktaracağım. En başta testi Samsung T7 ile yapacağım. Videoyu disk içinde kaydedecek şekilde ayarladım. Video çıktısı 4K 50 bitrate olacak şekilde ayarlı ve dışarı aktara basıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Samsung T7 ile 38 dakika 16 saniye gibi bir sürede çıktıyı alabilmiş olduk. Ve diskin dış sıcaklığına baktığımda ise 32.3 derece olduğunu gördüm. Şimdi ise aynı testi bir de SanDisk Extreme ile yapalım. Yine 4K ve 50 bitrate olacak şekilde ayarlı. Çıktı konumu olarak da yine disk seçili. Şimdi de dışarı aktaralım. SanDisk Extreme ile bu çıktıyı 39 dakika sürede alabildim. Ve diskin de dış sıcaklığının 44.5 dereceye çıktığını görmüş olduk. Bu tarafta Samsung T7 1 dakika gibi daha kısa bir sürede dışarı çıktı alabildi ve sıcaklık olarak da oldukça düşük bir seviyede kaldı. Bu yüzden bu testin kazananı da Samsung T7 diyebiliriz. İkili arasında fark ettiğim hem yoğun dosya transferi hem de disk üzerine kurgu yaparken Samsung T7'nin düşük bir sıcaklıkta serin bir şekilde çalışabiliyor olduğunu gördüm. Ama SanDisk Extreme'de ise dosya transferleri ve yoğun çalışmada genel olarak çok daha sıcak çalıştığını fark ettim. Bu durum ileriye yönelik bir sorun oluşturur mu? Bundan açıkçası çok emin değilim. Ama sıcaklık olarak da 45 derecenin üstüne çıktığını da pek görmedim açıkçası. Samsung T7 modelinin ise genel olarak hep serin bir şekilde çalışması da dikkat çekici. Hatta sitesinde gördüğüm kadarıyla diskin sıcaklığını regüle eden bir sistem de var. Bunun sayesinde 48 derece üzerine de çıkmadığını iddia ediyorlar. Ki ben 48 derecelere çıktığını da pek görmedim. Bu iki disk hakkında genel görüşlerim ve deneyimlerim hakkında konuşacak olursam ben bu iki diski de depolama yapmaktan ziyade video kurgularını yapmak için kullanıyorum. Genel olarak bu iki diskte de Adobe Premiere'de bir kurgu yaparken yavaşlama ile karşılaşmadım. Ama SanDisk Extreme'de bir dikkatimi çeken durum var. Bu da eğer disk okuma yapmıyorsa kendisini çok çabuk uykuya alıyor. Ama bir de işin garip tarafı bu genelde benim kullandığım dizüstü bilgisayarda oluyor. Evde kullandığım PC'de ya da MacBook Pro'da böyle bir durumla karşılaşmadım. Ama bu sorunu yaşadığım dizüstü bilgisayarında aynı USB girişiyle Samsung T7'yi kullandığımda böyle bir durum olmuyordu. Tam olarak bunun nedenini bulamadım. Hatta bilgisayardaki tüm USB portları enerji tasarrufuna girmeyecek şekilde de ayarladım. Ama yine de SanDisk Extreme kendini uykuya almaya başarıyor. Belki bilgisayar özelinde bir durum olabilir. Eğer aranızda bu diski kullanan ve bu durumu çözen birisi varsa aşağıda yorum yapsın lütfen. Çünkü bu diski alacaklar için de büyük bir faydası olur diye düşünüyorum. Bu durumu çözemediğiniz durumda birazcık can sıkıcı olabiliyor. Özellikle Premiere'de kurgu yaparken ya da After Effects'te bir çalışma yaparken bir böyle 5 ya da 10 saniye herhangi bir başka bir şeyle uğraştığınız an disk kendini uykuya alıyor ve tekrardan çalışabilmesi de birazcık vakit alıyor. Eğer çok hızlı bir şekilde seri bir
bir şekilde çalışmak istiyorsanız bu durum bayağı can sıkıcı olabiliyor. Ama bu durum haricinde bu ikili arasında çok ciddi bir fark hissettiğimi söyleyemem. Dosya transferi yaparken SanDisk Extreme'in fark edilebilir derecede hızlı bir şekilde transfer yapabildiğini gördüm. O yüzden sizin için dosya transferi daha önemliyse SanDisk Extreme daha doğru bir seçim olabilir. Ama en çok dikkatimi çeken şey termal tarafında oluyor. Samsung T7'nin tüm işlemleri ısınmadan yapabiliyor olması çok büyük bir artı. SanDisk Extreme'in bu kadar hızlı olması belki termal tarafında çok fazla önlem olmamasından kaynaklı da olabilir. Bu tabii tamamen bir varsayım. Ama merak ettiğim, aranızda bu diski uzun süredir yoğun bir şekilde ve halen sorunsuz kullananlar varsa aşağıda yorum yaparsa güzel olur. Uzun süreli dayanıklılık açısından nasıl bir performans veriyor açıkçası ben de merak ediyorum. Evet, genel olarak bu ikili hakkında sizlerle paylaşabileceklerim bunlardı. Bu ikili arasında kalanlar için umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer başka merak ettikleriniz varsa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Halen bu iki diski de aktif olarak kullanıyorum. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.